Kardeşlerim, bunlar boğazın altından Marmara'yı geçirebilirler miydi ya? Bir tanesi ne diyor? Aa, bunda diyor sürücü yok mu? Ya bizim şu anda zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? Aa, bunları diyor galiba Paris'te filan diyor yapmışlardı. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor, sular. Bizimkiler pırıl pırıl. Tertemiz. Haberleri yok. Şehir içindeki tıkanma noktalarını belirleyip her biri için ayrı çözümler ürettik. Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünkü ihtiyaçları değil, şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Havalimanının Yeşilköy'den bugünkü bulunduğu yere taşınması da bu kapsamda attığımız adımlardan biridir. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Bay Kemal ne diyor? E bize diyor, bir kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın diyor. Ya neyi anlatacağız? Biz ne diyoruz? Bak, pi, pi, pi. Yani kamu özel işbirliği yatırımıdır bunlar. Buna milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık. Yapıyoruz, yapacağız. İGA'yı böyle yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü böyle yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok artık zamanlar geçecek. Bunlara bol bol fırın ekmek yedirmek lazım. Açılışını yaptığımız metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz. Halen inşası süren metro hatlarını da devreye aldığımızda İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.